Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir GTA 3 Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, GTA 3 Mobile'a kaldığımız yer Atamgazan'a hikayeden devam ediyoruz. En son GTA 3 Mobile bölümünde Portland şehrindeki son telefon görevini yapmıştık. O telefon görevinde de işte bir tane dükkan var, işte o dükkanın araçlarından bir tanesi çalınmıştı. İşte dergi midir, çizgi roman mıdır, nedir artık. Onların hepsi tek tek dökülmüştü. Biz de onları tek tek toplayarak bu sayede o aracı çalan ve buna sebep olan kişiyi bulup öldürüp ardından da topladığımız o çizgi romanları falan dükkana teslim edip Portland şehrindeki tüm telefon görevlerini tamamlamış. Zaten ondan önceki bölümde de Salvatore'u da öldürerek bu şehre gelmiştik. Artık Yakuza çetesiyle beraber iş yapmaya başlıyor olacağız. An itibariyle bakalım başımıza neler gelecek. Evet, daha fazla GTA 3 Mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve sebzelere destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bir benim Rabbi kımıza da araba sizden. Ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Evet. Earners Civilians. Devam ediyoruz. Evet, Salvatore'un ölümü yeni haberler getirdi falan diyor. Yani ben böyle bir adamı severim falan diyor. Bu da benim kardeşim Kenji diyor. He, Asuka'nın senin için küçük bir işi var falan diyor. Tamamladığın zaman kazinoma gel, ondan sonra konuşacağız diyor. He, aynı Kenji işte. Oyuncaklarımla oynamayı sever. FBI bunların projelerini şeyleri takip ediyormuş. Ha, tamam, onları halletmeden projeye devam edemezlermiş falan diyor. Tamam, onların bir şekilde dikkatini dağıtıp ya da sabote etmemiz gerekiyor tarzı bir şey demek istedi sanırım Asuka. Evet, göreceğiz bakalım zaten. Şimdi görevi yaparaktan. Aha, bu arada 6,5 dakikalık süremiz başladı. Tam olarak ne taraflara gidiyoruz abi? Tamamdır. Haritanın üst tarafına da aşağı tarafına da hepsine de gideceğiz. Umarım ölmem abi. Umarım ölmem bu arada. Malum yavaştan zor görevler gelmeye başlayacaktır. Haritanın üst tarafı dedim ama ortaymış bu arada burası. No problem o yüzden. Şuradan Believable Park'a girelim. Evet, selamünaleyküm. Sizi öldürmem istendi. Ölmedi bu arada adam. O bir tanesi ölmedi ya. Tamam, öyle. Aldım değil mi silahını falan? Aynen aldım. Artık keleş kullanmaya başlayan elemanlar var. Artık keleş kullanıyorlar. Artık görevler yavaştan zorlaşmaya başladı. Ben adamları tabancayla öldürüyorum. Adamlar beni keleşle öldürmeye çalışıyor. Zort. Neyse, dikkatli olmakta fayda var. Bakın başımıza neler gelecek. İlk defa bu arada bir keleş mermim oldu. Bir dakika, oyunun en hızlı arabası almam lazım. Oyunun en hızlı arabasını almam lazım. Kimse kusura bakmasın. Hadi git buradan. Terk et. Terk et kardeşim. Hemen burayı terk et kardeşim. Neyse, hemen hızlı bir şekilde gidelim de. Bakalım başımıza dediğim gibi neler gelecek. Görev kısa bir görev tabi. Malum daha hani Stato şehrindeki ikinci görev olduğu için açıkçası gayet normal. Geldik bu arada yine. Aa, bu sefer bir aracı mı patlatacağız? Bombamız var mı? Bombamız var bizim. Yani niye uğraşıyoruz ki? Ava, yapma yapma. Çok güzel. Yani bombayla öldürebilecekken niye bomba atmayayım yani mantıken? Allah'tan bombalarımı saklamışım paso. Çok iyi. Bayağı bir işe yaradı bu görevde. Oha, bu arada ne yapıyorsun Çita? Çita'nın uçası tutmuş. Çita'nın harbi uçası tutmuş. Neyse, hemen şu son hedefe gidelim de. Daha doğrusu orada birden fazla kişi var. Evet, orası biraz kalabalık hocam. Hocam biraz orası kalabalık. Hocam nerede bunlar? Bunlar çatıda falan mı? Evet, bunlar çatıda. O zaman çatıda indirmemiz gerekecek yani. Yüksek bir yerden tırmanıp indirmemiz gerekecek. Bir dakika hocam, bir dakika. Şuradan bir yukarıya tırmanayım da o zaman. Tamam. Yukarıya tırmandık. Aha da oha. Oha, sakin. Sakin hocam, sakin. Ha. Manyaklara bak, utanmasalar öldürecekler. Kafa vuruyor, kafa patlamıyor ya. O biraz üzücü.
Vuramazsınız bu arada beni kolay kolay. Ha, ne kadar fazla hedef var. Ve bu binaya bir şekilde tırmanılabiliyor olsa çok güzel olurdu bence. Yani normal şartlarda oyunu bilmeyen biri olsam ben bu görevi nasıl tamamlayacağım? Allah aşkına yani nereden bileceğim adamların burada olduğunu? Belki sniper'ım da yok. Ne olacak sniper'ım yoksa? Girecek oyun bana satın mı aldıracak? Neyse, buradan da 15 bin dolarımızı aldık. Asuka'nın ilk görevini tamamlamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Aha da bu arada Kenji'nin gazinosu zaten. Malum bunlar Yakuza olduğu için. Doğal olarak direkt burada. O zaman Kenji'nin görevine de gidelim. Çünkü işi hallettikten sonra bana geldi de. Hey sakin sakin. Hayırdır? Hayırdır birader? Surto'ya bak ya. Evet. Bizim hakkımızda şey yapıyor vesaire falan diyor. Ha, benim için dezavantajlı olan bir durum hakkında yardım edebilirsin falan diyor. Tamam. Tamam, transfer olacakmış. Ha, aileden biri için falan diyor. Önemli yani. Tamamdır. Ya malum görevleri çok hızlı şey yaptıkları için, verdikleri için çevirme şansım çok fazla olmuyor. Bir tane polis arabası çal. Polis arabası. Tamam. Çalalım abi. Zaten polis istasyonu bildiğimiz için hiç sıkıntı değil. Şuradan sağdan önümüzde. Ya da yok, polisi mal edeyim. Ben direkt polis aracı çalayım. Allah kahretsin seni ya. Ya Allah kahretsin ya. Of. Böyle bir fail yok. Böyle bir fail yok bu arada. Hayatımda yaşadığım en leş, en rezalet, en saçma sapan fail olabilir ya. Abos. Yani bir saniye geçmeden öldük ya. Özür dilerim polis arabası çalmak istediğim için. Ama ben görev adamıyım yani. Allah Allah. Böyle bir fail olamaz ya. Bir insan bu kadar zort olabilir bu arada. Bir insan en fazla bence bu kadar zort olabilir. Neyse abi ben şuradan bir polis istasyonuna dediğim gibi gireyim. Polis istasyonu zaten burada. Gördüğünüz üzere. Umarım polis aracı vardır. Var. Bir tane var. Umarım alınabiliyordur. Evet alınabiliyormuş. Okey güzel. Tamamdır. Şimdi bu araca bomba koyacakmışız. Koyalım. Yerleştirelim. Zaten Yetbo'nun nerede olduğunu da biliyoruz. Tony'nin Stato şehrindeki evinin diğer sokağında. Aha da bu arada gördüğünüz gibi buralarda Stanton Plaza diye geçiyor. Vay. Burayı da yapıyorlarmış. Öğrenmiş olduk. Vay be, buraları baya baya havaya uçurmuştuk. Neler neler yapmıştık. Adamlar ne hale getiriyor şimdi. Ha burada burası baya farklı gözüktü bana. Burası bana bir anlık çok farklı gözüktü. Ne alaka bilmiyorum. Neyse hemen aracı garaja sürdük. Şimdi ne yapacağız? Aa, şimdi polis istasyonuna gideceğiz. Olur. Aracı zaten polis istasyonundan almış olmam dışında sıkıntı yok. Neyse hemen hızlı bir şekilde gidelim de. Bombayı yerleştirdikten sonra bombayı patlatacağız. Ondan sonra görev bitecek. Bu kadar mı yani? İyi ki de Kenji'nin görevini yapmışım yani. Sonra Asuka'dan devam ederim ben zaten. Sıradaki bölümde tabii. Şu an değil yani. Asuka'nın görevini iyi kaldıysak Asuka'dan devam etmek lazım mantıken. Tamam şimdi şuradan döneceğiz. Aman aman aman. Şimdi aniden patlar matlar bir şey olur. Hiç gerek yok hocam. Hocam hiç gerek yok. Şuradan girelim. Teşekkürler kapıyı açtığın için oyun. Sevgili polis istasyonu. Burada infocar var. Tamam. Birini mi hapishaneden kaçıracağız? Ne yapacağız? Tamam kaç. Bunu bilebiliyoruz mu? Vallahi bindik. Aa tamamdır. Korumamız gereken bir adam var. Gel. Gel kanka gel. Kanka gel. Gelir misin? Kankacım gelir misin? Ne yapıyorsun NPC? Allah'ın NPC'si gel.
Bir dakika, koruman gerekiyor derken al işte. Ya direkt olarak kendini ezdirdi ya. Bin şu araca. Bak helikopter var peşimde. Peşimde helikopter var ya. Senin yüzünden. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Ben bir şey yapacağım. Ama yapamayacağım gibi duruyor. Bir dakika, ben size bir takla attırıp sizi patlatsam. Sizi patlatsam abi. Tamam, bunu hallettik. Vallahi çok saçma sapan bir şey yapıyorum şu anda. Bayağı saçma sapan bir şey yapıyorum. Şu kapı açılacak mı abi? Kapı açılmayacak. Eyvah eyvah. Ayva yedik o zaman. Vallahi da billahi da ayva yedik. Neyse, iki yıldıza düştük hemen. Hemen iki yıldıza düştük. Bu güzel bir gelişme. Buradan hemen çıkalım abi. Buradan hemen çıkalım. O çıta aracını alabilirsem çok güzel olacak. Sonuçta oyunun en hızlı arabası. Oyunun en iyi arabası. Vakit kaybetmeden buradan hızlı uzaklaşabiliriz çünkü bu sayede. Ama inşallah polisler öldürmez yani bizim adamı. Malum benim armorum var, bir şey olmaz. Vallahi benim armorum var, o yüzden no problem. Da yani niye bu kadar sıkıştırdınız ki? Adamlar ne biçim sıkıştırdı ya. İn. Bin abi şu araca. Çok kalabalıklar lan. Of, az kalsın gidiyorduk. Bindi değil mi adam arabaya? Adam arabada, tamam. Huh, iyi kurtulduk ha. Vallahi billahi iyi kurtulduk. Yılların GTA tecrübesi sayesinde. Gerçekten çok iyi yırttık orada. Hayır, çok kalabalıklardı bir de. O kadar fazla... Oha oha. Ulan var ya, bir NPC ezdik diye 3 yıldız oldu anasını satayım ya. Bir NPC ezdik diye 3 yıldız oldu anasını satayım ya. NPC lan bu, ne olacak? Neyse. Bu yine de iyi atlattığımız gerçeğini değiştirmiyor. Bu arada Tony'nin evine bakacağım. Tony'nin evi aynen duruyor. Kanka bir salsanız mı beni? Beni bir salsanız mı acaba? Hiç bana bulaşmayın. Zaten gideceksiniz şimdi. Tıpış tıpış gideceksiniz. Bak şu anda gidiyorsunuz. Gittiniz. Tamamdır. Yakuza dojosuna götüreceğiz. Evet. Yakuzalı bir adamı hapishaneden kurtarma operasyonunu da gerçekleştirdiğimize göre bugünlük dozumuzu yeterince aldığımızı düşünüyorum. Video da yeterince uzamıştır zaten. Şimdi hemen hızlı bir şekilde Doge'ye süreceğiz. Doge nerede lan bu arada? Gazino'ya Doge demiyorlar değil mi bunlar? Alakasız bir şekilde. Bu arada şu müziği bir değiştirsem. Yeter yani, hep aynı müzik. Bu arada Doge buradaymış. Oğlum burada buradan katan alınıyordu lan. Yolun sonunda. Ha, Hyaku Dojo. Tamamdır. Ve 30 bin dolar aldık. Çok iyi. Vallahi güzel. Ve Kenji'nin de ilk görevini tamamlamış olduk bu sayede. Oha, mavi ağaç mı? Mavi ağaç nereden çıktı lan? Ağacı gördünüz değil mi? De değişik mavi bir şeydi. Neyse, hemen oyunu kaydetmeye gideyim de ardından da bölümü artık bitirelim. Evde zaten şurada. Hiç vakit kaybı yaşamayalım. Bu arada inşallah garaj maraj bir şey vardır ya. İnşallah garaj maraj bir şey vardır ya. Ben bu arabayı yani kaybetmek istemiyorum malum. Kamyon çık, kamyon. Umarım bir garaj vardır. Buradaki garaj değil mi? Aynen. Oo, kocaman bir de. Vallahi billahi kocaman. Şöyle hemen oyunumuzu bir kaydedelim abi. Oyunu hemen bir kaydedelim. Sayonara Salvatore 1'in üstüne. Evet. Sevgili dostlar, bu videoluk benden bu kadar. Oyunda şu anda toplam 28 görev yaptık. Yani geriye kaldı 45 görev. Daha uzun bir maceramız sizlerle devam ediyor olacak. Neyse sevgili dostlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı bir beğeni bırakmayı, kanalımıza hala abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza yapma sitelerine, başka görsellerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.